Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Musa Yıldız Emrullah İşler hocalarımızın Arapça modern metinler ve çözümlemeleri kitabından 12. metne geldik. Evet, 12. metin. Et telavvus el işaiyyu. Et telavvusul işaiyyu. Arkadaşlar, başlığımız Auf dersinde de işlediğimiz gibi bir sıfat tamlaması. Belirtili sıfat tamlaması. Televvüs biliyorsunuz. Televvese, yetelevvesu, televvüten. Tefeul babından mastar. Hem kirlenmek manasında hem kirlilik manasında. Peki. İş'a'iyyün ne demek? İş'a'iyyün ne demek arkadaşlar? Şimdi bir şu'a'un diye bir kelime var. Şu'a'un, ışın demek. Onun çoğulu eşi'atun. Bir de eşa'a diye bir fiilimiz var. Eşa'a. Eşa'a. Yuşi'u işa'an gibi. ifal babından. Bu da radyasyon demek. Işın saçma demek. ışınlama demek. Yani et televvusul eşa'iyyu ne demekmiş değerli arkadaşlar? Radyasyonel kirlilik ya da radyasyon kirliliği. Fi'ami elfin elfin Bak sayıları böyle okuyoruz. Çok önemli değil yani. Buraya 1986 deyip geçebilirsiniz. Ama Arapça şu şekilde okunuyor. Önce binlik kısmı söylüyoruz. Fi ami elfin ve tis'i mi'etin. 900 söyledik. Sonra önce 80'i söylemiyoruz da. Ha söylesek ne olur hiçbir şey olmaz. Ama genelde bu şekilde kullanılıyor. Önce birler basamağını söylüyoruz. Yani birler basamağı kaç? Ve sittetin ve temaniyin. Evet. Tekrar ediyorum fi elfin ve ve, ve Yani 1906-80 gibi söylüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? 1986 yılında arkadaşlar cümlemiz ne ile başladı? Burası çok önemli. Burada biraz durmak istiyorum. Cümlemiz ne ile başladı değerli arkadaşlar? Cümlemiz ne ile başladı? Harficer ile başladı. Yani şibir cümleyle başladı değil mi? Peki Şiviş cümlenin bittiği yer 1986'nın sonu. Burada neye dikkat edecektik? Şiviş cümlenin bittiği yerde neye dikkat edecektik? Şiviş cümleyle başladığı zaman bir dikkat kesildik. Ha, fiil mi, isim mi? İsimse ne oluyor, fiilse ne oluyor arkadaşlar? İsimse ne oluyor, fiilse ne oluyor? İsimse isim cümlesi, fiilse fiil cümlesi. Güzel. İsimse haber öne geçmiş. Hilal'in dediği gibi. Evet. Fiilse arkadaşlar, fiilse o zaman ne diyoruz? Mef'ulun fihi öne geçmiş diyoruz, değil mi? Mef'ulun fihi öne geçmiş. Şibih cümleyle başladığı zaman şibih cümlenin sonuna bakıyoruz. İsimse isim cümlesidir, fiilse fiil cümlesidir. Yalnız isimse o isim haber değil mübtedadır. Fi ise de mefulün fihi öne geçmiş diyoruz. Evet arkadaşlar. O zaman burada ne olmuştur? Mefulün fihi öne geçmiştir. İnfecara yani feciru inficaran. İnfecara patladı patlamış. Yani feciru patlıyor patlayacak patlar. Üç mana veriyorduk biliyorsunuz muzariye. İnficaran patlamak. İnfecara patladı. İnfial babından cüz'ün min den bir parça kalıp ifade arkadaşlar cüz'ün min den bir parça Mufa'ilin neveviyin nevevi Mufa'il nevevi normalde nevevi ne demek arkadaşlar nüve atom demek çekirdek demek öz demek Mufa'il ne demek peki Mufa'il. evet ya da ikisi beraber ne demek nükleer santral demek. Buna reaktör de deniyormuş. Bir nükleer santral patladı. Nerede? Fi Çernobil. Hocam burada ç ç nerede? Arkadaşlar size bir özel bir bilgi. Arapçada ç harfi olmadığı için ç harfini nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? T artı şeyle yapıyorlar. Tamam mı? Mesela burada Çorum'lu arkadaşlarımız var, değil mi? O zaman Çorum'u nasıl yazacağız Arapça? Önce T var değil mi? Sonra çoğu Rum diyeceğiz. Tamam. Çoğu Rum. veya şuraya bir vav koyacağız eğer çekiliyorsa. Çekilmiyorsa çorum diyeceğiz. T artı ş, ç oluyor. Tamam Veya Çanakkale. Çanakkale de yine bu şekilde yazılması lazım. Evet. Çernobil. Bu Çernobil Ukrayna'da bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar harfi esnek yapılardı. Birbirleri yerine kullanılabilirdi. Bak burada fi kullandı. Burada ikinci fi'yi kullanabilirdi ama estetik açıdan fi yerine bi kullandı. Bir Ukrayna. Ukrayna'daki Çernobil'de Ukrayna'nın Çernobil şehrinde de diyebiliriz. Yani burada bir ne var arkadaşlar? Hasvedilmiş. Hasvedilmiş. Mahsuf diyoruz değil mi? Evet hasledilmiş bir ne var burada? Şehir var. Mahzuf bir Medine kelimesi var. Ukrayna'nın Çernobil şehrinde 1986 yılında nükleer santralden bir parça patladı, inficar etti, infilak etti. İnfecara ey infelaka demektir. Yani infilak etti. Evet. Peki, burada bir ara cümlemiz var, parantez içimiz var. Ukrayna neymiş? Bil ittihadis sufiviyeti. Sufi viyeti sabigan. Sabigan eskiden demek. Ukrayna ne, neymiş arkadaşlar? Eskiden Sovyetler Birliği'ymiş. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği 1991'de mi, 92'de mi ayrıldı? İşte Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna, Gürcistan bunlar hep Sovyetler Birliği'nden ayrılan ve bağımsızlığını ilan eden ülkeler. O zaman buraya kadar toparlayacak olursak arkadaşlar 1986 yılında eskiden Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın Çernobil şehrinde şehrindeyi biz takdir ettik. Nükleer bir santral, nükleer santralin bir bölümü, bir parçası inficar etti, infilak etti, patladı. Evet. Buraya kadar anlaşıldı mı arkadaşlar? Buraya kadar anlaşıldı mı? devam ediyoruz. Wentalakat. Arkadaşlar intalaka ne demek? Normalde çıkmak, hareket etmek, saçmak, yayılmak demek değil mi? Yerden ayrılmak, yürümek, fırlamak, ilerlemek. Intalaka min. Wentalagat minhu. Bu hu nereye gidiyor arkadaşlar? Bu hu nereye gidiyor? Hu'nun merciği neresi? Çernobil değil de o patlayan santral, nükleer santralden Oraya da verebiliriz, şu, şu cüzüne de verebiliriz. Yani o patlayan bir bölümden veya nükleer santralden. Hatta şu cüzüne vermek daha mantıklı. Oradan ne yaptı? Normalde fırladı, ayrıldı demek ama burada yayıldı manası verelim. Yayıldı. Ne? İş'a'atun. İş'a'atun. Ne demek arkadaşlar? Radyasyonlar. Bu gayri akıl olduğu için onun sıfatına ne gelmiş? Müfret mühendis. Hatiratun. Tehlikeli radyasyonlar oradan yayıldı. Peki. Nekra'dan sonra gelen her cümle neydi değerli arkadaşlar? Nekra'dan sonra gelen her cümle neydi? <gülüyor> <gülüyor> Sıfat. O zaman bu sıfatı vereceğiz. Levveset. <laughs> Arkadaşlar levvese ne demekti levvese? Levvese ne demekti? Levvese mazi bir kelime. İşte olmadı. Kirlenmek olmadı. Televvete kirlenmek. Levvete kirletmek. Bunu daha önce söyledim bunun ayrımını. Ona dikkat edelim. Tef'il babından olursa levvese, yülevvisü, telvis kirletmek. Ama tefaül babından olursa televvese, yetelevvese, televvüs kirlenmek. Evet. O zaman buraya levveset. Normalde ne demek arkadaşlar? Levveset. Bunun faili tahtından müstedir. Hiye. İş'a'atüne dönüyor. Radyasyon. Peki. Normalde kirletti demek. Ama sıfat yapacağımız için ne diyeceğiz? yapacağımız için ne diyeceğiz? Kirlenen diyeceğiz. Kirleten diyeceğiz değil mi? Kirleten. Evet. Kirleten, tehlikeli radyasyonlar yayıldı. Yaydı. Veya yayıldı. Çünkü bu mutabakat için olduğu için. Peki. Gliath. Gliath normalde zar demek, dış demek, dış kap demek, örtü demek. Yani bir şeyin dış örtüsü, kapağı, tamam mı? Kaplaması. Bu gılaf bu manada. Cevvi, hava demek ama ikisi beraber atmosfer demek arkadaşlar. İkisi beraber. El gılaful cevviyu el gılaful cevviyu atmosfer, atmosfer. Evet. Atmosfer demek. Yani buna niye böyle denmiş biliyor musunuz? Gılaf örtü ya, atmosfer de Dünyayı yorgan gibi örtüyor aslında. Yorgan gibi örtüyor. Hani ayetlerde hep geçer değil mi? Rabbimiz yeri bizim ayağımızın altına sermiştir dünyayı ve hiçbir direk olmadan da göğü bize tavan yapmıştır değil mi göğü gökyüzünü. Atmosfer de dünyayı böyle örttüğü için, dünyayı kapladığı için, gılafın o manası. Buna böyle buradan esinlenerek atmosfer denmiş arkadaşlar. Çok önemli bir kelime. Gılaf evet. Kim yazdı onu? Kılıf da demek. Evet. Güzel. Bu cümleyi toparlayalım. Hatta şuraya kadar yapalım. Tekrar. Eskiden Sovyetler Birliği'nin eskiden Sovyetler Birliği olan yani eskiden Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın Çernobil şehrinde 1986 yılında, hatta bu 1986 yılında başarabiliriz. 1986 yılında eskiden Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın Çernobil şehrinde nükleer santralin, yani ona ne deniyormuş bu kitaptan öğrendik, reaktör. Nükleer santralin reaktörden bir parça, bir bölümü infilak etti, inficar etti, patladı. Evet, peki bu nükleer efendim santralin bir bölümünden atmosferi kirleten tehlikeli radyasyonlar ne yaptı? Yayıldı. Ve saadet saadet bu saadetin faili hangisi arkadaşlar? Saadetin faili hangisi? Saadet. Dikkat edelim. Bir devamına bakalım bakalım bir. Hayır. Bak erriyahu vel emtaru diyor. Bilerek sordum yani. Şu kenarda bittiği için. Hemen e, altında mı arayacaksınız diye dikkat ettim ki öyle yaptınız. Bak devamına bakalım. Erriyahu vel emtaru. Bunun faili nasıl gelmiş? Atıf terkibi şeklinde gelmiş arkadaşlar. Nasıl gelmiş? Atıf terkibi. Bak bu metbuğ bu da tabi değil mi? metbu olan ne? Kendisine uyulan ne? Matufun aleyh. Arada bir atıf edatı var. Bu da tabi. Ye. Bu da matuf. Matuf matufun aleyhi uymuş. Yani failimiz atıf öbeği olarak gelmiş. Atıf terkibi, atıf üslubu olarak gelmiş. Saadet. O zaman failimiz ne arkadaşlar? Saadet. Failimiz ne? Rihun, riyahun, matarun, emtarun. Yani rüzgar, rüzgarlar. Yağmur, yağmurlar. Riyahun, Rüzgarın çoğulu, rüzgarlar manasında, emtar da, metarın çoğulu, efendim yağmurlar manasında. Yağ rüzgar ve yağmurlar yardımcı olmuştur. Arkadaşlar, saade yusaidu musaadeten neye yardım ettiğini, hangi konuda yardım ettiğini, hangi harfi cellerden sonra alırdı, hangi harfi cellerden sonra alırdı? ve fi'den sonra değil mi? Aleve de gelir, fi'de gelir. Bunlar neye yardımcı olmuş peki arkadaşlar? Neye yardımcı olmuş? Nakli, taşınmasına. Bu mastarları hem malum hem meçhul olarak çevirebiliriz. Mastarları malum ve meçhul olarak taşımasına demedik bak. Bunlar esnek yapılardır. Siyah sivakına göre, cümledeki durumuna göre bunları ne yapabiliriz? Meçhul çevirebiliriz, taşınmasına dedik. Güzel, gayet güzel Zübeyde taşınmasına yardımcı oldu. Neyi? Hazet televvus. Hazet televvus. Hazet televvusi. Bu kirliliğin, bu kirliliklerin, bu kirliliğin taşınmasına yardımcı oldu. Nereye? İla, ea. Düvelin devletlere. Arkadaşlar, düvelinden sonra ne geldi? ekrandan sonra cümle geldi ve sıfat. Teka'u ala. Bir yerde yer almak. Te, Teka'u. Normalde vaka yaka'u ne demek arkadaşlar? Mesela ben desem ki vaka'atul erda desem. Normalde vaka ne demek? Evet. vaka ne demek? Düşmek demek değil mi? Vaka'a düşmek. Peki. Bir ülke. Mesela biz ne deriz? Sivas efendim Samsun'un güneyine düşüyor deriz değil mi? Güneyine düşüyor. Antep'in kuzeyine düşüyor. Ha yani yer almak. Tekavu ala yer almak. Yer alan devletler devletlere bu kirliliğin şöyle şöyle yer alan devletlere taşınmasına yardımcı oluyormuş. Bu'd uzaklık. Bu'd ne demekmiş? Uzaklık. Alaf bin demek. Bin. Kilometrat ne demek arkadaşlar? Kilometrat kilometrelerce. Min Çernobil. Rüzgar failden başlıyoruz tercüme ederken özneden. Rüzgar ve yağmurlar, rüzgar ve yağmurlar, rüzgarlar ve yağmurlar demeyiz Türkçe'de. Rüzgar ve yağmurlar bu kirliliklerin bu kirliliklerin bu kirliliklerin Çernobil'den kilometrelerce binlerce kilometre uzakta yer alan ülkelere taşınmasına yardımcı olur. Tekrar ediyorum. Rüzgar ve yağmurlar bu kirliliklerin Çernobil'den binlerce kilometre uzaklıkta yer alan ülkelere bu kirlikleri diye dersek daha iyi olur. Bu kirlikleri Çernobil'den binlerce kilometre uzaklıkta yer alan devletlere taşınmasına ne yapar? Yardımcı olur. Evet. Tamam mıdır buraya kadar arkadaşlar? Hem kelime tahlilini de beraber yapıyorum bu arada. Bir daha dönmemek için. Yani hem tercümeyi hem kelime tahlilini bir arada yapıyorum. Tamam mıdır buraya kadar? İyice kelimeler otursun istiyorum arkadaşlar. Yani öyle bir okuma yapmalıyız ki benden sonra siz tek başına okuduğunuzda da hiç bilmediğiniz kelime ve hareke yanlışı yapmamanız lazım. Devam ediyoruz. Vakat usibet. Arkadaşlar bu usibe fiili esabe yusibu isabeten. Eğer malum kullanılırsa Türkçeden biraz farklı. Ama usibe bi olarak kullanılırsa Türkçedeki mantıkla uygun. Şimdi esabeyi ben anlatmayayım. Geldiği zaman anlatırım. Burada esabe usibe. Yani onun meçhulü gelmiş. Bi harfi ile kullanılıyor. Yani bir şeye maruz kalmak. Ve kad usibet Arkadaşlar kad mağazının başına geldiği zaman kesinlik ifade ediyordu değil mi? Tahkik ifade ediyordu veya mıştır. Kad usibet isabet etmiştir, maruz kalmıştır. Hazihi düvelu. Bu devletler. Hani dedi ya Çernobil'den binlerce kilometre uzaklıktaki devletlere bu kirliliği, bu radyasyonel kirliliği burada sıfatını hasfetmiş. Evet. bu radyasyonel kirliliği taşıdı dedi. Peki taşıyınca ne oldu? Bu devletler maruz kaldı. Bu devletler ne yaptı? Maruz kaldı. Sıkıntıya düştü hangi konuda olduğunu B'den sonra alır. Hangi konuda sıkıntıya düştüğünü, hangi konuya maruz kaldığını B'den sonra alır. Bi iş ail münevvesi bu radyasyonel kirliliğe maruz kaldı. Ne yoluyla? An tariqil hevâi. Hava yoluyla bu kirliliğe maruz kaldı. Yani bu rüzgar ve yağmurlar diğer devletlere Çernobil'den binlerce kilometre uzakta olan bu devletlere bu radyasyonel kirliliği hani o nükleer santral patlayınca bir radyasyonel kirlilik yayıldı ya bunu nasıl uzattı peki? Nasıl götürdü bu ülkelere? Ne yoluyla götürdü arkadaşlar? Ne yoluyla ulaştırdı? Evet. Etteallüm an Doğru. Uzaktan kumandaya da öyle diyorlar. Yağmur ve rüzgar. Yani hava yoluyla. Peki an tariqinin eş anlamları neydi? An tariqi. Bunun eş anlamları neydi? Abra, bi vasıtati, bi vesileti değil mi? Yoluyla. Çok güzel. Teesserat bi. Arkadaşlar. Teessera, yeteesseru teessuran bi. Ne demek? Essera ile karıştırmayalım. Esere yüessiru te'sir ala ve fiile kullanılır. Teessere yeteesseru te'essüren efendim bi ile kullanılır. Ha bir şeyden etkilenmek. Bir şeyden etkilenmek. Teesserat failimiz açıktan gelmiş. El kainatul hayyetu. Arkadaşlar kısaca canlılar demek. El kainatul hayyetu ikisi beraber canlılar. Bunun müfredi nasıl gelir? el Inul hayyu gelir. Canlı varlıklar yani organizmalar. Yani canlılar aslında. Cemiyen hepsi hepsi canlıların hepsi etkilenmiştir. Neyden etkilendiğini bi'den sonra alıyor. Bizalik dedi. Peki bu zalik ismi işaret. Bu zalikten kasıt ne? Bu canlıların tamamı neyden etkilenmiş? Orayı açıkça söylemedi. Parçaya göre neyden etkilenmiş olabilir? Ne anlatıyordu buraya kadar parça bize? Tesseract B ile kullanıyor. Ha. Bu hava yoluyla Çernobil'den binlerce kilometre uzaktaki uzakta yer alan ülkelere bile rüzgar ve hava yoluyla rüzgar ve yağmur yoluyla yani hava yoluyla radyasyon saçıyordu değil mi? Biz Türkçe'de böyle deriz değil mi? Radyasyon saçmak. Öyle bir kullanırız değil mi? Radyasyon saçmak. O radyasyondan dolayı ne oldu arkadaşlar? Bundan etkilendi işte. Bu zelike değil, radyasyon. Ve <laughs> teessera Aynı zamanda sadece bu canlı varlıklar. Canlı varlıklar deyince bunların içinde insan yok arkadaşlar. Yani insana harici varlıklar bunlar. Peki. Ve <laughs> teessera İnsanlar da etkendi. Sadece insan dışındaki canlı varlıklar değil. İnsanlar da etkilendi. Ve hassaten, hassaten eş anlamlısı la Yani özellikle hassaten bir hususi özellikle de el etfalu. Çocuklar etkilendi. Neyden? Bi. Neyden etkilendiğini bi'den sonra alıyor. Teessera bi. Bi hazel Bu radyasyonel kirlilikten. Bak burada iş A'yı düşürdü. Burada televüsü düşürdü arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü metinde böyle haziflere dikkat etmemiz lazım. Yani burada başlığımız neydi? Et televüs el eş'a'i. Televüs mevsuf mu? Mevsuf. İş'a'i sıfat mı? Sıfat. Burada mevsufu verdi, sıfatı düşürdü. Burada da sıfatı verdi, efendim mevsufu düşürdü. Bi hâzel iş'a'i bu radyasyondan insanlar özellikle de çocuklar etkilendi. Ve zaharat ortaya çıktı. El müşkilatü sıhhiyyetü sıfat damlaması. mevsufumuz gayri akil olduğu için sıfatımız müfret mühendisi. Sağlık problemleri ortaya çıktı. Sağlık problemleri peyda oldu. Sağlık problemleri zuhur etti. Ve başka ve müşkilatü ziraiyeti müşkilatü ziraiyyeti T. Yani tarımsal problemler de ortaya çıktı. Nasıl tarımsal problemler? Elleti en an la tezalu halen atharuha izleri mevcudeten hatta an günümüze kadar eserleri izleri halen devam eden devam eden efendim tarımsal problemler ortaya çıktı. Tekrar ediyorum. Sağlık problemleri ve günümüze kadar halen izleri devam eden tarımsal problemler ortaya çıktı. Allah korusun etkileri günümüze kadar uzanan. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Bakınız bir şey oldu değil mi? Ee, atom bombası atıldı. Ee, nereydi o Japonya'nın iki şehri kaç yılında atılmıştı? Halen Hiroşime ve Nagazaki miydi? Evet. Halen etkileri devam ediyor. İşte burada da demek ki öyle bir şey. Burada da demek ki öyle bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar kelime olarak her şeyin üzerinde durduk zaten. Bir şöyle Türkçe bir tercüme yapalım. Radyasyon kirliliği. Eskiden Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın Çernobil şehrinde Pardon, şuradan başlasak daha iyi olur. 1986 yılında eskiden Sovyetler Birliği'ne bağlı olan, bak bağlı olanı biz takdir ettik. Ukrayna'nın Çernobil şehrinde, şehrindeydi biz takdir ettik. Nükleer santralden bir bölüm, nükleer santralin bir bölümü, bir parçası, bir cüzü infilak etti, infilak etti, patladı. Ve bu patlayan bölümden patlayan bölümden atmosferi atmosferi kirleten tehlikeli radyasyonlar yayıldı. Rüzgar ve yağmurlar yağmurlar bu kirliliği Çernobil'den binlerce kilometre uzakta yer alan ülkelere ülkelere yardımcı oldu. Yani taşınmasını sağladı da diyebiliriz. Taşınmasını sağladı. Bu devletler, bu devletler hava yoluyla bu radyasyonel kirliliğe maruz kaldı. Bu bir maruz kalmıştır. Canlı varlıklar ki canlı varlıklardan kasıt bu el kainatul hayyetu insanları bir kenara bırakacağız canlı varlıkların, organizmaların hepsi bu zelik dediği radyasyonel kirlilik. Bu radyasyonel kirlilikten ne yaptı arkadaşlar? Etkilendi. Peki sadece etkilenen canlı varlıklar mıydı? Hayır. İnsanlar özellikle de çocuklar, tıfıllar bu radyasyondan, radyasyonel kirlilikten etkilendi. Bu da yani bunun sonucunda ne oldu? Sağlık problemleri ve izleri günümüze kadar halen devam eden, günümüze kadar ulaşan tarımsal problemler ortaya çıktı, zuhur etti, peyda oldu. Evet, oldu mu arkadaşlar? Nasıl oldu? Nasıl oldu çevrimiz? Sağlık sorunları günümüze kadar ulaşan tarımsal faaliyetlere etkisinde görmekteyiz. Evet olabilir. Arkadaşlar kelimelerin üzerinde duralım mı? Çünkü zaten metni okurken hepsinin üzerinde durduk. Duralım mı? Kelimelerin üzerinde. Zaten durduk. O zaman soruya geçelim. Tamam. Evet. O zaman şeye geçelim. Sorumuza geçelim. 66'da mı kalmıştık YDT'de? 66'da mı kalmıştık? Bu metne tekrar bakarsanız iyice oturur arkadaşlar. Tekrar bakın. Hatta size bir tavsiyem var. Türkçe tercümesini de yazmaya çalışın arkadaşlar. Bu da sizi çok geliştirir. Yani üstte bir defa Arapçasını yazın. Altta da böyle Türkçe tercümesini yazın kendiniz. Farklılık olsun. Farklılıklar güzeldir. Çeşitliler güzeldir. Evet. Kaçın soruya geldik? Kaçın sorudayız? 66. Arkadaşlar, Kame gördük, kâme. Nasıl car mecrur ya da zarf Muzaffinle yani şibir cümle gördüğümüzde gardımız alıyorduk ya böyle boksör gardını alır ya biz de böyle gardımız alıyoruz hemen mevzileniyoruz yani askerin mevziye yattığı gibi ne, ne için mevzileniyoruz? Devamında ne arıyoruz Kame'nin? Devamında ne arıyoruz? Ha, bi. Niye arıyoruz? Çünkü Kame bi varsa yapmak, etmek demek. Kame bi artı mastar. O mastarıyla beraber mana veriyoruz. Ama bi olmasaydı, sadece Kame olsaydı ne diyecektik arkadaşlar? Kame yakumu kıyam. Onun manası ne olurdu o zaman? E kalkmak. Değil mi? Evet kalkmak. Stand up mıydı? Kame. Bu fiil cümlesi mi isim cümlesi mi? Arkadaşlar ilk, ilk yapmamız gereken cümlenin tabelasını asmak. Cümlenin tabelası nedir? Hani dükkanların bir tabelası olur ya. Cümlenin tabelası da isim cümlesi mi fiil cümlesi mi olduğudur. Çünkü fiil cümlesi ise oradan yolumuza bakacağız. Oradan yolumuzu bulacağız. O bize fener yakacak. Isim cümlesi ise, oradan yolumuzu bulacağız. Evet. O bizi yolumuzu aydınlatacak. Fiil cümlesi. Peki, sihirli cümlemiz neydi? Fiil varsa ne vardır arkadaşlar? Fiil varsa ne vardır? Fa'il. Peki, cümle müstakil olarak geldiyse buradaki gibi. Yani öncesi yok, sonrası yok. Fa'iller yüzde doksan. Gizli mi gelir, açıktan mı gelir? Açıktan gelir. Değil mi? Niye? Çünkü burada e, failini açıktan zikretmezse çok saçma olur değil mi? Olmaz mı saçma? Yani bu işi kim yaptı yani? Evet. Onun için ilk defa bahsettiğinde %90-95 failler açıktan gelir. O zaman bunun sonunu ne okuyacağız müfret kelimeyse? ise? Tam mı okuyacağız? Mutakassız en nefsiyyu el türkiyü Arkadaşlar mutakassız ne kelime? Mutakassız ne kelime? Mutakassız ne kelime? Hangi babdan? Hangi babdan? Tefe'ül babının değil mi? tahassasa, يتخصصو, tahassusan, mutahassisun, mutahassasunda ism oylu. Peki arkadaşlar, Bina kitabını okuduktan sonra mı bu babları, bu sorduğum soruları daha iyi tespit edebiliyorsunuz yoksa Bina kitabından önce mi? Yani Bina kitabını ne için okuduğumuzu anlayabildik mi? Hani bazen insanlar diyor ya ya işte emsile, bina, maksud, avamil çok abartıyorsunuz diye siz öyle mi düşünüyorsunuz? yani bina kitabının ne kadar gerekli bir kitap olduğunu hissediyor muyuz arkadaşlar? babların olmadığı ifal, tef'il, mufale tefe'ul, infial, iftial istifal bablarının olmadığı bir metin karşınıza çıkıyor mu? yok Hiçbir metin yok ki içinde bu bablar bulunmasın. Peki değerli arkadaşlar, mutakassız uzman demek. Nefsi psikolojik demek. E, psikolojik uzmana ne deniyor arkadaşlar? Psikolojik uzmana ne deniyor? Psikoloji uzmanına ne deniyor yani tıp dilinde? Psikolog deniyor. Peki onun bir sıfatı varmış. Et Türkiyu. Türkiyu. Türk psikolog. Neymiş? Türk psikolog. Kame <Gâme> bi artı master. <Hadzera> yuhaziru tahzir. Tahzir artı min. Den konusunda uyarlarda bulundu. Den sakındırdı. Şimdi failimizi test ettik mi? Failimiz ne bizim? Failimiz ne? Arapçadan Türkçe'ye çeviriyoruz ya. Failimiz ne? Türk psikolog. Psikolog değil bakın Nurfidan. Türk psikolog. Peki. Arkadaşlar Türkçe cümlelerde. Türkçe çevirilerde. Özne başta, yüklem sonda. Tamam mı? Hiç yükleme gitmeyelim. Özneden sonra ben size ne koymanızı tavsiye ediyordum. Özneden sonra. Evet. Türk psikolog. Türk psikolog. Virgül. Nerede virgül? Evet. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Cevabımız nedir? Özleden sonra virgül konuş, soru çözdürür. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Bak cümlenin hiçbir tarafıyla uğraşmadık. Tamam mı? Ha bundan sonra konuşacağımız her şeyine Okey'e dolanıyoruz yani. Keyif yapıyoruz. Tamam mı? Bundan sonra konuşacağımız her şeyine E sağlamasını yapıyoruz. Bak soruyu bir saniyede çözdük. Tamam. Tabelamızı astık. Fiil cümlesi mi isim cümlesi mi? Fiil cümlesi ise fiil fail arıyoruz. İsim cümlesi ise müpteda haber arıyoruz. Ama mesela burada kaç kelime var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E kaç kelimede çözüyoruz arkadaşlar maksimum? 14 kelimelik bir cümlede kaç kelimede çözüyoruz sorumuzu? 2, 3 veya 4 kelimede çözüyoruz sorumuzu. E şıkkı. Türk psikolog tahzir min uyarlarda bulundu. Bak. Yüklemimizde sona gelecekti değil mi? Kame bir artı mastar. Yani kame bir artı mastar. Kame bir artı tahzir. Bunun yerine ne kullanabilirdik? Kame olmadan ne kullanabilirdik arkadaşlar? Evet. Mesut abla MCD okuduktan sonra virgülle virgülü ayırmak gibi oldu demiş. Evet. Evet arkadaşlar. Gâme bi artı tahzirin eş anlamlısı ne? Yani onu normalde hazzara gibi söyleyebiliriz değil mi? Hazzara. Hazzara min eşittir. Gâme bi artı tahzir min. Hazzara min demedi de niye gâme bi artı tahzir dedi? Neden? Gâme bi artı tahzirin eş anlamlısı hazzara. Yekumu bi artı tahzirin eş anlamlısı يحذيرو. Niye hazzara demeli de kame bi artı tahzir dedi? Neden? Yani Arap, modern Arapça'da basın dilinde bir usluptu değil mi bu? Basın dilinde bir usluptu, alternatifti. Evet. Ama bunu çok seviyorlardı. Bir de neyi seviyorlardı arkadaşlar? Kame bir artı mastar malum mazi manasında. Bir de temmeyi seviyorlardı değil mi? Temmeyi. Direkt muzariyi kullanmıyor da temmede. Ama temmede bi yok. Temme artı mastar. Mesela işte e, nazzafe nuzzife. Nuzzife demiyordu arkadaşlar. Temme artı tanzif diyor mesela. Öyle mi? İngilizce anlamlısı da varmış evet. Şimdi okuyamadım burayı Hilal. Kusura bakma. Yazıldığı gibi de okumak istemedim. <laughs> evet. Şimdi devam ediyoruz. Uyarlarda bulundu. Kime? El ebeveyn. Anne babaya. Ebeveynlere. Peki ne uyarısında bulunmuş? Min. Huturat. Huturat. Arkadaşlar az önceki metnimizde ne geçti? Az önceki metnimizde ne geçti? Bak. Aynı kelime. Görüyor musunuz? Hatiratun kuturatun. Evet. Tehlike. İdman. Edmene yudminu idman. Arkadaşlar idman yapmak var ya idman yapmak. Türkçede. Antrenman yapmak, egzersiz yapmak. Antrenman ve egzersiz yapmak insana bağımlılık kazandırır. Her gün yaparsın artık onu belli bir yerden sonra. Sporcular mesela her zaman antrenman, yap, antrenman yapar. Buradaki idman da ne manasında? Bağımlılık manasında. Evet. Kuturati idmanil etfali. Ve ala ile kullanılır. İdman ala ile kullanılır. Neye karşı? Bağımlı olduğunu aladan sonra alır. Ala <türati> echizetil <idmanil etfali> ecihizetit teknolojiyeti el hadiseti evet ecihize daha önce geçmişti cihazın ecihizetini alet aletler edat edematlar gibi modern teknolojik aletlere karşı çocukların bağımlılığını bağımlılığını e, ne diyelim bağımlılıklarına tehlikesine karşı uyardı evet Şimdi bakalım. Türk psikolog ebeveynlere çocukların modern teknolojik aletlere karşı modern teknolojik aletler bak. Şurası işte. Karşı bağımlılıklarına yönelik uyarlarda bulunduğu. Diğer ışıklara bakalım mı? Diğer ışıklara bakalım mı arkadaşlar? Neden olmuyor? Bakalım. Hızlıca bakalım. A şıkkı. Türk psikologlardır demiş bak. Çoğul demiş. E çoğul değil ki. Mutahassısun demiş mi? Hayır. Eredik. E başka nereden eredik bunu? Bu bir kere haber olmuş arkadaşlar. Haber. Uyarlarda bulundu diyor. Gâme bir artı tahzir veya hazzera. Uyarlarda bulundu. E bu fiil cümlesi burada isim cümlesi tercümesini yapmışsın. Uyarlarda bulunanlar demiş. Türk psikologlar demiş bak. Türk psikologlar. Yine çoğul getirmiş. Araştırma yapıyor demiş. Nerede bahis? Öyle bir şey yok. Türk psikoloğun ebeveynlere karşı yaptığı, ebeveynlere yaptığı uyarılar çocukların modern karşı bağımlılıklarla ilgilidir demiş mesela. İlgilidir. İlgilidir nasıl bir kelime? İrtibat bir, irtibata bir gibi bir kelime gelmesi lazımdı. Ebeveynler demiş, çoğul getirmiş burayı mesela. Ee, Uyarılarda bulunmalarını bekliyor demiş mesela bekliyor minel mutevakkai en gibi bir kelime olması lazımdı dolayısıyla zaten bunlara hiç gerek yok zaten buraya kadar biz sorumuzu çok rahat çözmüş olduk doğru şıkkı bulduk ya mesela nereden bulduk Türk psikologdan sonra virgül bulduk sonra diğer çevirdiklerimiz de zaten kıyaslamamız için yeterli bize Türk psikologlar uyarlarda bulunuyor kime Kime? Ebeveynlere. Ne konusunda? Ne konusunda arkadaşlar? Modern teknolojik aletlere karşı bağımlılıklarına yönelik. İtmen ala. Evet. Var mı anlaşılmayan bir şey? Var mı değerli arkadaşlar? Evet. Velhamdülillahi Rabbil alemin.